Değerli meslektaşlarım, burası Veteriner Hekimler Kongresi. Veteriner hekim arkadaşların konuşması da gayet doğaldır. Süreyle ve sayıyla kısıtlanmaması yönünde özellikle divandan rica ediyorum. İzmir'den sevgi ve saygılar. Şimdi bakıyoruz, sabahtan beri konuşmalar sanki kongremiz döndü. Sadece sokak hayvanları kongresi gibi hal aldı. Baktığımızda biz cümleten hep beraber meslek siyaseti yapmamız gerekiyor. Bunu daha önce de söyledik. Siyasi ceketimizi lütfen dışarıda bırakın. Meslek siyaseti yapmazsak hiçbir kazanım elde edemeyiz. Bakın bugün mecliste bir sürü torba kanunları geçiyor. 657'de varız diyoruz. Hiçbirimiz orada bir tane veteriner hekimlikle ilgili hiçbir kanun geçtiğini görmedik. Biz neye uğraşıyoruz? Meslek, meslek, meslek. Sonuçta bakıyoruz. Herkes söylüyor, işte pandemide, aşıda, sokak hayvanlarında, her yerde veteriner. Dünya Sağlık Örgütü, tek sağlık, gıda, insan sağlığı, hayvan sağlığı, veteriner, veteriner, veteriner. Ama sonuç, veteriner bir iç. İşte hocamız söyledi, hekimi kaldırın, sadece veteriner olsun. Biz veteriner hekimsek, birbirimize tutunmamız ve birlik olmamız gerekiyor. Ve hep birlikte bu konuda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bak, İTS, ATS ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Toplantıya gittik, orada dedik ki gereksiz, ne kadar ürün varsa kaldırın. Bu yükü de ortadan kaldırın meslektaşlardan. Vitaminler, mineraller reçeteye tabi, tek CC kullanılıyor, kutuya döndü. Bak, kutuya döndü, daha da yük geldi. Kullanıcı dostu diyoruz, kullanıcı eziyeti haline gelmiş vaziyette. 7 tableti eksik diye bir arkadaşımız 21 bin lira ceza yiyor. Biz soruyoruz, hayatınızda 1000 lira trafik cezası ödediniz mi diye susuyorlar. Şimdi İTS, ATS olacaksa bütün hayvanlarla ilgili, bütün sektörle ilgili tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Daha önce de söyledik bunu. Nedir? Balıkçılıkta ne istiyorsunuz? Arıcılıkta ne istiyorsunuz? Kanatlıda ne istiyorsunuz? Bunların hepsinin güncellenmesi gerekiyor. Gereksiz olan bütün ürünleri İTS, ATS dışına atıp işlem yükünü azaltmamız gerekiyor. Gecenin ikisinde üçünde doğumdan gelmiş bir arkadaşımız 20 cc analizik çıkmadı diye ceza kestiğiniz zaman bu olmaz. Bunu giremezsiniz zaten. Bakıyorsunuz stoğunda var 10 tane ürün, 2 tanesinin içinde eksik var, 20 cc kalmamış içinde. Nerede bu? Nerede olacak abi? Kullanmıştır bir yerde. Girin internete. Vitaminler, mineraller N11'de var, Trendyol'da var, Facebook'ta var, kaçak aşılar var, hepsi var. Onlara ceza yok. Bizim meslektaşımıza gelince ceza var. Nasıl kullanacağız? Kardeşim. Biz kullanmayalım, dostumuz da olmasın bu. Bizim dostumuz olmasın ya. Bak, biz veri istiyorsak, gerçekten veri istiyorsak düzgün girmemiz lazım ve kolaylaştırmamız lazım. Genel müdürlükle ilgili toplantıda da söyledik. Bakın veriler yanlış. Sistem müsaade ediyor. Bir hayvana 19 tane kuduz giriyorsunuz. Buzağlara antibiyotik giriyorsunuz. Bugün mezbalarda çalışan arkadaşlardan soruyorum. Kaç tane geri dönen, kesimi engellediğiniz hayvan var? Bak, sayı söyleyemiyoruz, bilmiyorum. Ve bunların hepsi kulak küpeleri başkalarının üstüne geçiyor ve orada işlenmiş bütün hayvanlar kesiliyor. Binlerce dişi hayvan kesildi. Fabrikalar kesiliyor, bacasız fabrikalar kesiliyor. Gittiğimiz yerde biz yalvarıyoruz, lütfen dişi hayvanınızı kestirmeyin diye. Ve gereksiz bir şekilde bunlar hızlı bir şekilde kesiliyor, müsaade ediliyor değişik raporlarla. Bir de suni tohumlama olayı var. Bilmiyorum, ben geçen dönem de söyledim. Gerçekten ben bir veteriner hekim olarak utanıyorum. Neden utanıyorum? Fakülteyi bitirmiş bir meslektaşımız, hocalarımız var, fakültelerimiz var. Hepsi hiçbir şey vermedi. Gittik 2 saat, 3 saat ya da 1-2 günlük kursa gittik. İnternet üzerinden mezun olan liseliler gibi oradan suni tohumlama kursu belgesi alacağız, biz tohumlama yapacağız. O zaman sezeryan da yapmayalım abi, biz onun da kursunu açın.
Biz bunu ben şahsım adına utanç kaynağı olarak görüyorum. Tabii ki hayvan ıslahı önemli. Bir de boğaları çekiliyor hayvanlar. Şimdi suni tohumlamanın bunun kaldırılması gerekiyor. Niye? Biz veteriner hekimiz de bunun dersini görüyoruz, hormonunu görüyoruz, anatomisini görüyoruz, damarını görüyoruz. Görüyoruz. Belgen yok. Abi yapamazsın. Niye yapamaz abi? Doğum yaptıran, sezeryen yaptıran adam bunu niye yapamaz? Kırıkta beyne şans takıyor adam, PET yapıyor. Tohumlamayı mı yapamayacak? Ya bırakın arkadaşlar ya, lütfen. Bir de Dünya Veteriner Hekimler Günü, Nisan'ın son cumartesi biliyorsunuz ve tarihin ne güne geldiğini bilmiyoruz. Biz İzmir olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla 39 kişi karar aldık. Volkan Lale'nin vefat ettiği 25 Nisan'a İzmir'de Veteriner Hekimler Günü olarak kutlayacağız. Bunun sebebi gelince 3 tane çocuğu, dul bir eşi ortada kalmış. Veteriner hekimiz biz her yerdeyiz. Ama iş icraata geldiğinde sen tukakasın, dur kenarda. Sadece veteriner hekimliği dikkate çekmek için bir milat olsun istediğimiz için Volkan kardeşimizin o günkü tarihini Veteriner Hekimler Günü olarak kutlamak istiyoruz. Bunu ben konseyden rica ediyorum. Daha önce de söyledim. Şu ana kadar tüm yönetimlere teşekkür ederiz. Yeni geleceklere de teşekkür ederiz emekleri için. Bunu dikkat çekmek adıyla bizim günümüz belli olsun arkadaşlar. Hangi cumartesi? Sevgililer günü var, zabıta günü var, fotoğrafçı günü var, varoğlu var, çöpçüler günü var. Evet, Sayın Başkan günü. Lütfen yardımcı olun. Benim elimde mikrofonu kapatacak bir düğme yok. Bitiriyorum. Ancak teklif rica ile mikrofonu susturabilirim. Bir lütfen de, yardımcı olun. Tamam. Son iki şeyim var. Onu bahsediyorum. Kapatıyorum başkanım. Şimdi belediyedeki veteriner hekim arkadaşlarımız var ve bunlarla ilgili çalışmaları yaptık. Büyükşehir bize çok destek verdi. İktisadilerinde yan kuruluşunda çalışan arkadaşlarımız 5600 lira para alıyor. Daha önce de söyledik. Çaycısı, çöpçüsü kumandayla alo. Kapandı zannettim başkanım. Kumandayla kapıyı açıp kapayan arkadaş 15 bin lira, 17 bin lira para alıyor. Sayın Başkan bize söz verdi. 1 Ocak'tan itibaren kadrolu hekim ne alıyorsa iktisadi işletmelerinde hekimler de o paraları alacak. İnşallah diğer belediyeler de öyle olacak. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ama çok teşekkür. Bakın dilek veteriner kısmı var orada. Bakın, dilediğiniz kadar uzatabiliriz arkadaşlar. Bizim sorunlarımız lütfen. Çok. Bir de veteriner ruhsatlarımız var bizim. Zabıta çökmeye geliyor. Rüşvet istemeye geliyorlar. Bazı kurumlar veterinerlerin dışında belediyelerden iş yeri açma ruhsatı almıyor. Eğer biz hekimsek biz de almak istemiyoruz. Zabıtayla muhatap olmak istemiyoruz. Rüşvetçilerle muhatap olmak istemiyoruz. 350 tane vaka var İzmir'de. Tehdide gelen, rüşvete gelen zabıtalar var. Avukatlarla geri gittiler, arkasına dönüp bakmadılar. Konuşacak çok şey var. Herkese teşekkür ediyorum, saygılar.